Bambaşka sohbetlerde dayanışma zamanı demeye devam ediyoruz sevgili izleyenlerim. Ve tabii ki biz ne yapıyoruz? Bütün açılardan bakmaya devam ediyoruz. Depremden sonra başımıza gelenler. Her zaman söylüyorum, pandemiden sonra yeni normal dedik ama maalesef depremden sonra yeni normalimizi konuşuyoruz aslında. Ve tüm uzmanların da söylediği şeyi her programın başında yorulmadan tekrar etmek istiyorum. Yolumuz çok uzun, bir sürü yeni başlık eklendi hayatımıza ve bir sürü sorularımız var sormak istediğimiz. Biz de Bambaşka Sohbetler ekibi olarak bu soruları doğru uzmanlara sorup doğru cevapları almanın ruhumuza, ruh sağlığımıza çok iyi geleceğini düşünüyoruz. O yüzden bugün yine hocaların hocası çok kıymetli bir ismi ağırlıyoruz. Çok sevdiğim Profesör Doktor Hakan Kaynak, nöroloji uzmanı hem de uyku bozuklukları konusunda tabii ki çok uzman bir isim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Olabildiği kadar iyi. Eskiden Bambaşka Sohbetler başladığında iyiyim demek yasak diyordum ama bu yasak demek değil de hani nasılsınız dendiğinde hemen ilk böyle başımızdan savar gibi iyiyim diyoruz ama böyle bir ruhumuza bir bakmıyoruz gerçekten tabii nasıl olduğumuzu. Çok stresliyiz, evet. Çok kötü hissediyoruz. Evet. Yani üst üste gelen olaylar, çok büyük kayıplar, hayatımızdaki değişiklikler. Ve tabii ki sağlığımız evet, çok düzenimiz, etkilendi. Üstelik bilmediğimiz şeyler etkileniyor. Yani neden sağlığımız etkileniyor? Kayıplar veriyoruz. Uykular tabii ki hem pandemi de çok bozuldu. Şimdi depremle iyice ne bozuldu. Hocam çok zarifsiniz. Çok önemli bir isimsiniz alanınızda ama haklı olarak dediniz ki sadece uyku bozukluğu konuşalım. Çok haklısınız. Hak da veriyorum. Ama öyle günlere geldi ki mesela iyiyim demek serbest diye bağırmak istiyorum. Yeter ki biri sadece iyiyim diyebilsin. İnsan bazen hani özlüyormuş meğer sadece iyiyim evet. Diyebilmek de bir lütfmuş. İnşallah o günler de olur. Umarım. Ben hep şeye inanırım yani insanların hayatında, ülkelerin hayatında hep böyle iyi dönemler, sonra kötü dönemler bunlar böyle birbirini izler. Mutlaka güzel günler de gelecektir. Umarım bu en son kötü günümüz olur. Evet. Çok fazla kötü gün yaşadık. Umarım sonu olur. Evet, tüm kıymetli bir gün güneş uzman, güzel doğar evet, inşallah. Tüm kıymetli uzman konuklarım burada hep diyorlar travma ve üzüntü büyütür aslında insanı, geliştirir, oradan çıkılır, evet. O dipten yukarı çıkmak vardır ve güneş doğar. Ben de hep buraya tutundum ve inanıyorum evet, o güneş doğacak. İnsanlı organizmasının, beyninin en önemli fonksiyonlarından biri alışmak ve unutmak. Biz en büyük acıları bile eğer sağlıklı bir beyin yapımız varsa bir gün unutabiliyoruz, onlarla başa çıkabiliyoruz. Evet. Bu da mutlaka öyle olacaktır. Araştırmalar da öyle gösteriyor. Hani uyku açısından söyleyeyim çok fazla bozuluyor. İlk günler en çok bozulduğu dönemler. Bu bir ay, altı aya kadar uzuyor. Ama ondan sonra yavaş yavaş normal, rakamlar normale dönmeye başlıyor. Çok sağlıklı araştırmalar yok uyku ve depremle ilgili. Ama olanlar işte Japonya'dan, Kore'den, İran'dan, Meksika'dan böyle çok iyi şartlarda tabii ki çalışmalar yapılamıyor. Ama eski veriler, sonraki veriler, daha sonraki veriler çok objektif olmasa da yapılmış çalışmalar var. Ve görülüyor ki uykusuzluk, özellikle uykusuzluk deprem sonrasında iki misline çıkıyor. Evet. Yani biz toplumda aşağı yukarı insanların %10'unun uykusuzluk yaşadığını, hani uzun süreli uykusuzluk yaşadığını... ilaç kullanmak durumunda olduğunu ki o doğru bir şey değil uykusuzluk için ilaç kullanmak onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Çünkü psikolojik etkisi olan ilaçlar kullanılıyor. Yan etkisi uyku verici olan ilaçlar kullanılıyor. Halbuki uykusuzlukta asıl yapılması gereken neden uyumadığımızı saptamaktır ve sebebe yönelik bir tedavi yapmaktır. Yoksa böyle sadece o belirtiyi ki uykusuzluk bir belirtidir yani birçok hastalıkta görülebilir. Belirtiyi tedavi etmek doğru bir yaklaşım değildir.
Maalesef ama bütün dünyada aynı yanlış yapılıyor. İşte antidepresanlar, uyku veren ilaçlar, antihistaminikler bile kullanılıyor. Hocam şimdi siz de konuşmanızın başında söylediniz, pandemi zaten bizi alt üst etmişti ve artık psikoloji biliminin bize öğrettiği bir cümle var ki insanoğlu bilmediği şeyden korkuyor. Belirsizlik korku yaratıyor. Yaşadıklarının yanında bunlar da çok önemli tetikleyiciler. Biz pandemi belirsizliğinden ve sağlığımızdan endişe duyduğumuz için, yani kendi adıma konuşmam gerekirse ilk etkilenen şey uyku oluyor benim için de. Bir yeme bozukluğu oluyor bende, bir de uyku problemi oluyor. Depremde bu daha da tetiklendi. Çünkü işte genel kanı depremler gece olur. Halbuki şimdi bu süreçte maalesef o kadar çok artçı yaşandı ki 11 ilde. Evet. Çoğu gündüz oldu. Ama büyük depremler en şiddetlileri de gece olmaya devam etti. İyice uyku rafa kalktı. Aslında belki o şekilde genellememek lazım, evet, ama sizin de durumunuz tabii ki birçok insan için bir örnek oluşturuyor. Evet. Yaklaşık toplumun yarısı sizin gibi duygular yaşıyor. Ama insanların uyku özelliklerine baktığımızda yarısının her şartta uyuduğunu görüyoruz. Uykuyu seviyorlar, uykudan mutlu oluyorlar, daha çok uyumak istiyorlar, uyanmayı sevmiyorlar. Sıkılınca uyuyorlar, üzülünce uyuyorlar. İşte fırsat buldu, uyku onlar için bir tatmin an. Bir başka grup var ki onlar da her şartta uykuları kaçıyor. İşte yabancı bir yere gittiklerinde uyuyamıyorlar, bir stres olduğunda uyuyamıyorlar, korktuklarında uyuyamıyorlar. Hatta ertesi gün mutlu bir olay yaşayacaklar. Heyecandan yine uyuyamıyorlar. Yani insanların bir kısmı uykuya, bir kısmı uyanıklığa eğilimli. Dolayısıyla özellikle o uyumamaya eğilimli olan grup insanlarda bu tür durumlar olayı çok daha artırıyor. Yani 2000'sine çıkıyor uykusuzluk problemi yaşayanlar. Tabii uykusuzluk deyince onun da çok farklı tipleri var. İşte uykuya dalamamak, geceleri sık uyanmak, gece kabuslar görmek, sabahleyin erken kalkmak. Çünkü en sık gördüğümüz şey bu tür felaketlerden sonra bu bir travma ve o travmaya bağlı bir stres bozukluğu. İşte onunla birlikte sıkıntı, depresyon, korku ve beraberinde işte uykusuzluk, kabuslar, her şey ardından geliyor. Peki uykusuzluğun tam tanımı nedir? Yani diyelim şu mu? Ben normalde 8 saat hemen uykuya dalıyorum, 8 saat uyuyorum ve mutlu uyanıyorum. Hı hı. Bu biçim bozulursa mı uykusuzluk oluyor adı? Evet, yani herkesin kendine has bir uyku düzeni var. Hiçbir zaman bir genelleme yapmamak, hı hı, lazım. Yani 5 saat uyuyarak yaşayanlar da var. 12-13 saat, 14 saat uyuyarak yaşayanlar da var. Saatleri var herkesin. Yani işte erken yatanlar, geç yatanlar, sabah erken kalkanlar, kalkamayanlar. Herkesin, çocuklar da bunun içine özellikle katmak istiyor. Var. Evet, herkesin bir sirkadiyen ritmi var. Evet. Bu aslında sadece uykuyu değil, uykuyla birlikte birçok diğer fonksiyonumuzu da kontrol ediyor. Yani biz uykuyu görünür olduğu için hemen fark ediyoruz ama hormonlarımız da. Mesela yemek ritmimizde, şimdi pandemide mesela baykuş tipi olan insanlar, geç yatıp geç kalkanlar, evet, onlar için bulunmaz bir kaftan da şeydi ortam. Tabii. İstedikleri kadar oturabiliyorlar ve sabahleyin istedikleri kadar uyuyabiliyorlardı. Ama sonrasında bu insanlar da öyle bozukluklar oldu ki pandemi bitti. Herkes işine dönmeye başladı ama onlar sabahları uyanamamaya başladılar. Hı. Okullarına gidememeye başladılar. Yani o bir ritmimiz var ama onu da böyle sosyal, bunlar tabii sosyal de, çok da sosyal değil çünkü birazcık sosyal anomaliler bunlar. Hı. Böyle dönemlerde o ritmimizin özelliklerini kullanıp şartlara uymamak lazım. Sonra bedeli çok ağır oluyor. Peki burada kendi üzerimden gene devam edeceğim size. Tabii soru ki sormaya.
Benim uykum tabii ki üzüntü ve korkudan dolayı kaçtı. 6 Şubat'tan sonra bir 10 gün hani günde 2 saat zorlayarak kendimi uyuyabiliyordum sabaha karşı. İşte 6 gibi uyuyup 8 gibi uyanıyordum. Ve normalde 8 saatten az uyursam kafam çalışmaz, iki kelimeyi bir araya getiremem. Yok, gayet ertesi günde işimi gücümü yapabildim. Çok garip bir şeydi benim için bu. Ama 10. günden sonra şunu fark ettim. Çocukların haberleri izlemesini istemiyorum. Yanlarında izleyemiyorum. Gündüz de çalıştığım için izleyemiyorum. 9.30'da çocuklar uyuyunca ben televizyonu açıyorum. O televizyonu zaten açıp o haberlere bakmazsam ayrı suçluluk duygusu. Dön ne oldu acaba, ne oldu acaba? Hı hı. Ama izleyince de 6'ya kadar otur izle. Evet. Nasıl bir denge bu? Yani gece haber izlemek de mi bozuyor meseleyi? Yani şimdi bu tabii ki çok özel bir dönem. Evet. Tabii ki insanlar ilgilenmek istiyor. Şimdi biz uykumuzu yorumlarken normal hayatımız içinde işte zaman zaman özellikle uykusuzluk yaşayan insanlar uykumu alamadım, sabah kendimi çok kötü hissediyorum. İşte gün çok kötü geçiyor, gözlerim yanıyor, kafamı toplayamıyorum, konsantre olamıyorum. Bunlar aslında doğru ama biraz abartılı ifadeler. Çünkü şöyle düşünün. Bir eğlence oldu, bir hastalık oldu, hastanede kaldınız veya işte seyahate gittiniz, insanlar ders çalıştınız. Bir sürü nedenle biz uykusuz kalıyoruz. Ve uykusuzluğun hemen ertesi günü, eğer biz uykuyu düşünmüyorsak, hemen ertesi günü o kadar kendimizi kötü hissetmiyoruz. Yani doktorlar mesela günlerce nöbet tutuyorlar, öyle vardiyalı çalışan birçok insan var. Onlar çalışmaya devam ediyorlar ve ertesi gün hiç öyle kendimi kötü hissediyorum, konsantre olamıyorum demiyorlar. Çünkü gerçek uykusuzluğun karşılığı uykudur. Yani gerçekten bir uyku açlığınız varsa, bir uyku yoksunluğu içindeyseniz ertesi gün uyursunuz. Ve onun için yer, iş, güç bakmazsınız. Yani ayakta bile uyur insanlar. Şöyle söyleyeyim, onun için... Böyle dönemlerde biraz uykusuz kalmak, biraz endişe yaşamak, biraz korkmak, biraz kesintili uyumak, uyuduğumuz sırada kabuslar görmek normal şeylerdir. Hatta bunları yaşamak gerektiğini söyleyen uzmanlar da var. Böylece olayın içinde oluyorsunuz. Sonradan farklı problemler çıkmasını engelliyor bu. Yani bu doğal bir süreç, bir korku. Ve rakamlar şöyle söylüyor, birinci aydan itibaren büyük çoğunlukta düzelmeler başlıyor. Çünkü normal insanlar uzun süre uykusuzluğa dayanamıyorlar. Yani onu bir şekilde ama bunu özellikle kadınlar, işte depresyona eğilimli insanlar, anksiyetesi yoğun insanlar, stresli insanlar, bazı çocuklar bunu... Kişilik özellikleri, belki psikopatolojileri dolayısıyla daha uzun süre yaşıyorlar. Onlara mutlaka tedavi yapmak gerekiyor. Toplum içinde şey vardır, çabuk uyuyan, çok uyuyana ne gamsızsın derler. Bir ilişkisi var mı gerçekten? Böyle her şeyi dert etmeyen yok, kolay uyuyor. Yok, ben hiç inanmıyorum kesinlikle öyle bir şey değil yok. Mi? Tabii ki insanların bu genetik bir özelliği. Yani onlara tersini sen yapabiliyor musun demekten. Yani biz nasıl uykumuzu artıramıyorsak evet. Kendi isteğimizde azaltamıyoruz da. Belli zamanlarda ki bunlar öyle zamanlar adapte olabiliyoruz. Daha kötü geceler geçiriyoruz. Normal insanlar bir müddet sonra toparlıyorlar. Ama bir psikopatolojisi varsa insanın. Onları bulmak, onlarla ilgilenmek, onlara tedavi yapmak gerekiyor. Bizim yani hani bu olay nedeniyle uykusu kaçanlar ne yapmalı? Onlar özellikle uyumaya çalışmamalı. Yani ha, zorlamayacak evet, kendini. Çünkü bizim uykusuzluk nedenleri içinde gördüğümüz en büyük başlık uyuyamayacağım korkusu nedeniyle uyuyamamak. Ha, bayağı kendi aslında kısır döngüye evet, giriyor. Yani bizim psikofizyolojik uykusuzluk dediğimiz, öğrenilmiş uykusuzluk, şartlanılmış uykusuzluk dediğimiz. Mesela 8 saat uyku ihtiyacı olan birisi emekli oluyor ve uyumak için son derece imkanları müsait oluyor.
daha çok uyumak istiyor. Bir yerlerden işte ne kadar uyursan daha iyi olduğunu da duyuyor ve daha çok uyumaya çalışıyor. Daha çok yatakta geçiriyor ve uyumaya çalıştıkça uykusu daha çok kaçıyor. Zorladıkça. Çünkü yani uyku kendiliğinden olan bir şeydir, spontan bir şeydir. İşte saate baktığınız zaman, yarın kalkabilecek miyim dediğiniz zaman kaçar. Buna başka problemler ekleniyor. İşte uyuyamıyorum diye ilaç alımı başlıyor. Evet, uyuyamıyorum diye alkol almaya başlıyor. Evet. Onlar daha çok problem bozuyor. Zararlı. Çünkü hiçbir uyku ilacı aslında uykuyu düzeltmiyor. Yani siz sebep ne onu bulup şey yapmanız lazım. Aynı şey çocuklarda görülüyor mesela. Anneler babalar kendi geçmişlerinden kalan bilgilerle işte çocuk uyumalı, çocuk erken uyumalı, 9'da yatırıyorlar. Ama mesela çocuk baykuş tipi bir ritmi varsa 9'da asla uyuyamıyor. Ve bu hem aile için bir stres olmaya başlıyor hem çocuk için stres olmaya başlıyor. Bir de şöyle bir şey var, yataktan çıkmıyoruz uyuyamadığımız zaman. Yani çıkarsam ne yapacağım, çıkarsam ne olacağım? Tabii ki çıkmalıyız çünkü biz yatakta uyuduğumuz süreyle uyanık kaldığımız süre eşit değilse, yani 8 saat yattık ama 6 saat uyku ihtiyacımız var. O uyumadığımız 2 saati 2 misli, 4 saat gibi algılıyoruz. Uyuduğumuz süreyi de yarım algılıyoruz. Yani insanın gerçek uykusuyla bizim uyku merkezlerinde yatırıp baktığımızdaki gerçek hani uyudun dediğimiz uykusuyla kendi hissettiği uyku asla aynı değil. Yani 8 saat uyuyor ama 4 saat uyuduğunu mu düşünüyor? Yani işte uyuduğun gerçek uykusunun yarısını uyanıklıklarında iki katını algılıyor. Aslında doğru söylüyorsunuz. Benim eşim de öyle uyku seven biri değildir. Ben severim ama hani belli saat diliminde uyur olmayı tercih ederim. Hayatım boyunca böyleydi. O da benim gibi olmak istedi bir ara. Çok istedi yani. Ne güzel dedi yani. 11'de uyuyorsun. Sabah 7'de 8'de kalkıyorsun. Müthiş bir şey. Yani 11'de yatağa giriyorum. Kitap okuyorum. Uyuyakalıyorum ve uyanıyorum sabah çok dinç bir şekilde. Ben belki bu yüzden yorgun uyanıyorum. Çok geç yattığım için dedi. Ama zulüm oldu ona bir süre. Dön. Bazıları uyku parmak izidir gibi derler. Evet. Ve yani hani beyin dalgaları da öyledir. Parmak izi gibidir. Uyku da öyledir. Yani dakikası dakikasına bellidir ve değiştiremezsiniz. Adapte olabilirsiniz. Yani işte çocukken daha uzun uyku süreleri gerekiyordur. Erişkin dönemde farklıdır. Yaşlanınca azalıyordur. İşte erişkin dönemde daha aktifken, daha canlı olduğumuz, fiziksel olarak daha iyi hissettiğimiz yaşlarda adapte olabilirsiniz. Geceler boyu uykusuz kalabilirsiniz. Ama belli bir yaşa geldikten sonra onları artık tolere edemezsiniz. Vücut kendi ritmini size yaptırtır. Bir insanın en fazla uykusuz kalabildiği yaş hangi yaş ve ne kadar uykusuz kalabilir? Orta yaşlar en dayanıklı olduğumuz yaşlar ama yine insan diye söylememek lazım. İnsanların içinde de dayanıklı olanlar var. Yani saat farklılıklarına dayanıklılık da çok genetik bir şeydir. Bazı insanlar buradan Amerika'ya gittiğinde oraya çok kolay adapte olur. Aynı ritimde başka birisi gittiğinde adapte olamaz. Evet. Burada tabii iki tane daha soru geliyor beraberinde ama şu uyku ilaç ilişkisine bir daha girmek istiyorum hocam. Çünkü şöyle bir hal oluyor. Ben uyuyamıyorum diyor. Arkadaş da diyor ki bu ilaç bana çok iyi geldi kesin kullan diyor mesela. Daha doktora bile sormadan. Hı hı. O ilacı alıyor ve hakikaten uyuyor ve bir süre sürekli o ilacı kullanıyor. Maalesef. Burada ne yapmak gerekiyor? İlla bir ilaç takıntın varsa size mi gelmesi gerekiyor? Yani, ne yapması gerekiyor? Ben şöyle anlatıyorum. Yani kötü bir örnek belki ama baş ağrınız var. Evet. Allah korusun altında da bir beyin tümörü var. Ve siz sürekli baş ağrısı için ilaç alırsanız o tümör orada büyür ve bir gün başınıza başka sorunlar çıkarır. Evet. Uykusuzluk da öyledir. Yani birçok hastalığın ki bu başlıklara hastalık başlıkları altında uyku ilacı ve alkol de var. Yani onlar da uykusuzluk yapan başlıklar altında geçiyor. Bir semptom yani birçok hastalığı mesela ne bileyim bir kalp yetmezliğiniz vardır. Uyuyamayabilirsiniz. Bir solunum probleminiz vardır, uyuyamayabilirsiniz.
alkol bağımlısınızdır, uyuyamayabilirsiniz. Çok iyi uyku ilaçları var. Hani kısa süre kullanmak için. Onları bile 3 gün alıp 4. gün almadığınızda uykusuzluk yapar. Ve sonra siz öyle bir duygu başlar ki eyvah bu gece ilacı almadım, ilaç almayınca uyuyamıyorum. O zaman mutlaka ilacımı alayım. Yani şu soru hep aklımıza geliyor. Eyvah uyuyamıyorum, yarın ne yapacağım? Halbuki başka türlü düşünmek lazım. Zaten uyuyamayacaksınız. Yani araştırmalar uyumaya çalıştığınız zaman uyuyamayacağınızı çok net gösteriyor. Onun için en az bir saat kalkıp sevdiğiniz bir işle, faydalı bir işle. Yani bir kitap okumak, mesela, yazı yazmak, film şey izlemek değil, gibi mi? Ne bu tam olarak? Oyalanmak gibi değil. Değil. Ne? Yani aklınızı uykudan uzaklaştıracak, başka şeylerle değer, mutlu edecek sizi. Örneklendirebilir misiniz? Yani oyun oynamak bile olabilir. Yani bir bilgisayar oyunu oynamak. Ha, uyku kaçırmaz mı? Kaçırır ama yatakta kalmak kadar çok kaçırmıyor. Ha. Yani ben mesela ne yapayım diyenlere, işte yemeğinizi akşam yapın. Ütünüzü akşam, uykunuz kaçtığında yapın. Gündüz yapamayacağınızdan korktuğunuz işlerinizi akşamleyin oturup yapın. Ama bir kitap alıp ya da işte televizyonda o kanaldan o kanala dolaşmak insanın aklını uykudan uzaklaştırmıyor. Dolayısıyla işe yaramıyor. Ama akşam yatarkenden ben bu gece uyuyamazsam ne yapacağım diye zaten programınızın hazır olması lazım. Evet. Ve uykunuz gelmeden asla yatağa gitmemek gerekiyor. Yani kalkma saatinizi sabitleyebilirsiniz. Bu uykusuzluk çekenler için iyi bir şeydir. Ama yatma saatini sabitlemek, ben 10'da yatmalıyım, 10.30'da yatmalıyım, 11'de yatmalıyım, daha çok uyursam daha iyi olur, yatayım dinleneyim. Yani bu uykusuyla problemi olmayan ne yaparsa yapsın o problem değil. Ama başta söylediğim o %50 uyuyamayan insanların yatak odasında uyumaya çalışması, işte orada film seyretmesi, orada kitap okuması, orada bir şeyler yiyip içmesi son derece yanlış zaten bir şeydir. Zaten bu saydıklarınız evet yatak odasında olmazsa iyi olur bence de. Peki burada biz çok korktuk, hala da korkmaya ve üzülmeye devam ediyoruz. Ve uyku benim için de hala stabil bir hale gelmiş değil. Yani eski düzenimi kaybettim. Eski düzenime dönebilecek miyim? Bu ihtimal var mı? Ya da bu uyku bozukluğum, ben de izin veriyorum sizin dediğiniz gibi uyuyamıyorsam uyuyamıyorum. Ve evet ertesi gün bir şey olmuyor gerçekten. Devam edebiliyorum hayata. Burada ne kadar uzun sürerse ben orada artık bir uzmana gidip yardım istemeliyim. Genel olarak baktığımızda birkaç ay süreyle uykusuzluğu yaşıyorsanız artık onunla kendi başınıza değil bir hekimin yardımını alarak. Size gelmeliyim değil mi? Evet yani tabii ki uykuyla uzmanlı, özellikle uyku uğraşan insanları bulabiliyorsanız ki şimdi çok miktarda var. Onlardan yardım almakta fayda var. Çünkü genel tıp pratiği içinde dünyanın her yerinde bu insanlara uyku veren ilaçlar, yan etkisi uyku olan ilaçlar, işte depresyon ilaçları, anksiyete ilaçları veriliyor. Ve onlar aslında uykuyu bir açıdan düzeltiyor. Belki daha kolay uykuya dalıyorlar ama hiçbirisi fizyolojik bir uyku sağlamıyor. Yani daha yüzeyel, daha bölük pörçük bir uyku. En önemlisi sabahleyin kalkamıyorlar. Yani bir uyku ilacı maksadıyla, uyumak maksadıyla bir ilaç aldığınızda en iyisinin bile etkileri öğlene kadar devam ediyor. Evet. Dolayısıyla ertesi gün uyanamıyorsun. Bir insanın uyku saatini uyanma saati belirler. Yani siz ilacın etkisiyle eğer geç kalkıyorsanız bir sonraki geceki kalktım uykunuzu da bozuyorsunuz. Tabii. Yani 7 saat uykuyla yetinen birisi öğlenliğin 12'de kalktığında üstüne 17 saat koymalı ve saat 5'ten önce zaten uyumayı saat beklemiyor. Evet bizim uyandıktan sonra artı 17 mi? Evet 7 saat uyku yaşayan birisi ki işte insanların büyük çoğunluğu 7-8 saat uykuyla yaşıyor. Dolayısıyla sabahleyin 8'de kalkan birisi
17 saat koyduğunda üstüne. Kaçta yatıyor arkadaşlar? Matematiğini yapamadık. Biz burada saat sıkıştık şu oluyor. Anda. Bir, gece 1. Evet, gece 1'de uykusu geliyor ve işte akşam işlerini yapıyor. 1'de yatıyor, sabah 8'de kalkıyor. Peki bu hormon salınımı hocam, uyku konusunda şimdi özellikle deprem döneminden sonra hem çocuklar hem yetişkinler aydınlıkta uyumak istiyor, ışığı yakıp uyuyor. Ben bir yerde okumuştum ki uyku karanlıkta uyunmalı hormon salınımı için diye. Ve bir de belli bir saat aralığında işte çocuklar için büyüme hormonu, kadınlar için yaşlanmamak üzerine bir hormonun geliştiği kadın ve erkekler için. Bunlar doğru bilgiler mi? Doğru bilgiler tabii ki ama biraz abartılı kullanılan bilgiler. Yani şimdi uyumak için birçok şart var. İşte en önemlisi biz sizin uyanık geçirdiğiniz süre. Hı hı. Ne kadar uzun süre uyanık geçirirseniz o sizi uyutan madde o kadar birikiyor. Hı hı. İkincisi günün saati. Her saatte biz o kadar kolay uykuya dalamıyoruz. Evet. İşte mesela bir gece önce uyumadım diye akşamüstü gidip işten döndünüz. Saat 6'da uyumaya çalışırsanız uyuyamazsınız. Uyusanız da o çok kısa bir uyku olur. Ancak sonraki uykuyu bozar. Bunlar birinci etkili faktörler uyumamızda. Hı hı. Yani günün saati ve uyanık kaldığımız süre. Ondan sonra ikinci ve üçüncü sebepler başlıyor. İşte ışık önemli bir faktör. Çünkü karanlıkla birlikte, güneşin batmasıyla birlikte melatonin dediğimiz hormon salgılanmaya başlıyor ve melatonin bizim biyolojik ritmimizi kontrol etmemize yardımcı oluyor. Evet. Sadece melatoninle çünkü olmuyor. Tabii ki. Yani insanları kendi şartlarına, mağaralara koyduğunuz zaman da kendi ritmi var, devam ediyor. Melatonin onu sadece 24 saatte senkronize ediyor. Onun için mesela melatonin birçok başka etkisi dolayısıyla pozitif bir ilaç olabilir ama uyku için o kadar çok kullanılıyor ve yanlış kullanılıyor ki bizim vücudumuzda melatonin zaten akşam saat 9'dan itibaren salınmaya başlıyor ve saat 12'de maksimum düzeylerine yaklaşıyor. Hı hı. Şimdi siz saat 12'de ya da yatıp da uykunuz kaçtı geceliğin 2'de kalkıp bir tane melatonin aldığınız zaman zaten havuza bir bardak daha su dökmüş oluyorsunuz. Evet. Onun etkisi sadece olsa olsa psikolojik oluyor. Melatonin salgılanmaya başlamadan önce alırsanız o zaman anlamlı bir etki uykuda. Yani 9'dan önce. 9'dan önce ve uyumak yani biyolojik ritminizi öne almak amacıyla alırsanız uyumanızı kolaylaştırabilir ama daha çok uyanmanızı kolaylaştıran bir ilaçtır. Evet ben de öyle biliyorum daha dinç uyanabilmeniz evet, için. Evet yani çünkü... Biyolojik ritmi baykuş olan birisinde asıl problem uyanmaktır. Yani onun rüya dönemleri sabahleyin 7'den 8'den sonra yoğunlaşmaya başlar. Onu öne almaktır amaç. Çok iyiymiş. Peki tabii dolayısıyla pardon lafınızı kestim. Lütfen, buyurun. Tabii ki dolayısıyla aydınlıkta uyumak iyi bir şey değildir. Tabletler, telefonlar, mavi ışık. Güçlü ışıkla uyumak uykuyu kaçırır. Hatta bazı araştırmalar başucunuzda ışığı yanıp sönen telefonun bile uykunuzun kalitesini bozduğunu göstermiştir. Evet. Ama bunlar özel dönemler. Bunlarda korku, stres, her şey çok daha önemli. Dolayısıyla şu anda onu düşünecek durumda değiliz. Işık açık da olabilir. Bu çocuklar için özellikle. Beraber yatmak istiyorsa... Evet, uyku düzeni bozulduysa ne olacak tam hazır bunu söylemiş. Evet, yani uyku düzeni deyince maalesef biz yanlış bir şey yapıyoruz. Uyku düzeni, eğer bir uyku hastalığı yoksa insanın eninde sonunda normalini bulur. Evet. Ona özel bir hassasiyet göstermek gerekmez. Bazen uykumuz kaçabilir. Bazen onu uykusuz kalmak isteriz, çalışmak isteriz, eğlenmek isteriz. Yok çocuklar onu bir mesela odalarında yatmak istemiyor, anne babalarıyla yatmak istiyor. Korktukları için oralar aslında düzenden kastım. Tabii ki yani ona hoşgörüyle bakmak lazım. Evet. Çünkü orada şu anda korku, endişe,
travma uykudan çok daha önemli. Evet. Yani şu anda zaten özellikle deprem bölgesi için söylüyorum. Yani orada insanların uyumak için bir sürü zamanı var. Gece olmasa gündüz. Yani bu demek değil tabii ki gündüz uykusu gece uykusuyla aynıdır. Tabii ki gece uyumak doğrudur ama şu an uykuyu düşünmemek lazım. Evet. Kimler düşünmeli uykuyu? Uyku hastalığı olanlar. Biz hep mesela bu tür programlarda da uyku konuşurken hep gündelik hayatla ilgili uykuyu konuşuyoruz. İşte pandemi olduğu zaman, deprem olduğu zaman. Halbuki uykuda asıl konuşmamız gereken şey uyku hastalıklarıdır. Yani uyku hastalıkları o kadar yaygın ve ölümcüldür ki onlara maalesef sıra gelmiyor mesela. Uyku apnesi. Mesela uyku apnesi. Çok yani önemli. O kadar yaygın işte tansiyon hastalarının yarısında vardır ve sorumlusu uyku apnesidir. Şeker hastalarının %60'ında %80'inde vardır. Uyku apnesini tedavi ettiğiniz zaman şekeri yoluna girer. Kilosu olan insanlarda daha çoktur ama kilo yapan bir hastalıktır. İşte kilo vermeye çalıştıkça daha çok kilo. Aa. Yani toplumda işte obezite, hipertansiyon, diyabet, kalp damar hastalıkları bunların altında yatan çok ciddi bir problemdir. Tabii evet. Trafik kazalarını söylemiyorum. Yani evet. Beni çok rahatsız eden bir şey direksiyon hakimiyetini kaybetti, işte yuvarlandı. O aslında uyudu ve yuvarlandıdır. Ama böyle söylenmez. Bir yanlış yaklaşımımız yani var. Yani direksiyon başında uyudu doğrusu evet, değil nasıl mi? Direksiyon hakimiyetini kaybedebilir ki bir insan ancak uyuyunca ve uykuyla yapılan kazalar kontrolsüz ölümle sonuçlanan kazalardır. Diğer kazalarda bir çabanız vardır kurtarmak için. Uyku ile yoktur. Ve çok fazla başka uyku hastalığı var. Yani uykusuzluk denince mesela mutlaka huzursuz bacağı akla getirmek evet. lazım. Toplumun %3-5'i belli gruplarda çok daha yaygın. Yani kadınlarda işte 40 yaşın üstünde demir eksikliği olanlar. Huzursuz bacakla uyku ilişkisini söyler misiniz bize? Biz hep şey zannediyoruz böyle ben sizinle oturuyorum konuşuyorum ama ayağımı sallıyorum. Evet huzursuz bacak uykuyla ilişkili bir hastalıktır. Yani uyku saati geldiğinde başlayan akşam 8 ya da hani bazılarında yatağa girdiği zaman başlayan ve bacaklarımı hareket ettirmeden duramıyorum halidir. Uykusuz oldukça daha çok artar. Yani siz İki gün üst üste huzursuz bacak nedeniyle uykuya dalamadınız. Sadece dalamamakla kalmıyorsunuz. Çünkü uykuya daldıktan sonra da huzursuz bacak uykuda periyodik bacak hareketleri olarak devam eder. Yani sizi uyandırmaya bazen farkında olduğunuz bazen olmadığınız. Ve bu çok saatli bir hastalıktır. Yani akşam 8 sabah 4. İşte bu nedenle uyuyamayan hastalar hep 3'ten 4'ten sonra uyuduklarını söylerler. Sabah yorgun, bacakları ağrılı, bazen kramp geçirerek uyanırlar. Hani sadece uykusuzluk diye de düşünmemek lazım. Mesela hipertansiyona çok katkısı olan bir hastalıktır huzursuz tabii. bacak uykuda devam ediyorsa. Ve çok yaygındır. Şimdi bunlara bir depresyon ilacı verdiğinizde huzursuz bacak daha çok artar. Ama uyku böyle bir şey maalesef. Ben bunu 40 sene sonra kabullendim. Yani uyku hekimler tarafından sorgulanmayan, önemsenmeyen, hep işte böyle günü geldiğinde hatırlanılan ama uyku olarak hatırlanılan, uyku hastalığı olarak hatırlanmayan bir alan. Hocam tabii ki sorularım zamanımıza yetmedi. Umarım bir daha sohbet etme şansı buluruz. İnşallah. Ama çok kıymetli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederim. En önemli bilgi galiba öğrendiğimiz bugün... Uykumuz gelmediğinde gelsin diye ısrarcı olmamak. O vakti kullanmak. Evet o vakti daha faydalı yatak odasının dışında geçirmek. Mümkünse yataktan kalkmak. Hı hı. Uyuyamayacağım yarın ne olacak kaygısının daha çok uykusuzluğa sebep evet. olduğunu söylediniz. Ve beden eğer uyumak istemiyorsa tıpkı psikologlarımız, psikiyatristlerimizin söylediği gibi gelen bütün duyguları olduğu gibi kabul etmek. Evet. Neden ağladın, neden bağırdın, sus gibi yaptırımlar değil, engellemeler değil. Duygulara nasıl izin vereceksek bu süreçte birbirimize uykusuzluğumuza da izin verme halinin evet.
kıymetini bir kez daha altını çizmiş oldunuz. Benim için yeni bir bilgiydi. Çok çok teşekkür ediyorum Hakan Hocam. Ben teşekkür ederim. Için. Tekrar herkesin başı sağ olsun. Evet, geçmiş olsun. Yolumuz uzun. Gerçekliğimizi önümüze koyacağız, yola devam edeceğiz. Ama bakın ne kadar doğru bilgileri doğru kaynaklardan öğrenerek belki bugünden sonra uyuyamadığımız için kendimizi suçlamaktan, kendimizi zorlamaktan vazgeçeceğiz. Bugün belki uyuyamadığımız için tamam ben yataktan kalkıyorum, yarınımın işini bugün halledeceğim, salonda biraz vakit geçireceğim, uykuyu düşünmeyeceğim. Nasılsa bedenimin uykusu gelince ben onu anlayacağım ve gidip yatacağım deyip bedenimize güvenip orada kendimize bir alan açmayı öğrenmiş oluyoruz bugün. Her yeni gün yeni bir uzmanla, yeni bir bilgiyle dayanışma zamanımıza devam ediyoruz adım adım. Bir başka bambaşka sohbetlerde yine bir arada olacağız. Hoşçakalın.